En Amanat Benim'den 3. günden herkese merhabalar efendim. Evet, Nazime Hanım yemeklerini hazırladı, masasını hazırladı. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bir gün daha kavuştuk birbirimize. Çok şükür. Bakalım birazdan yemeklerin tadı nasıl olmuş? Sizler Nazime Hanım'dan nasıl bir performans bekliyordunuz? Acaba Nazime Hanım bugün sizi şaşırtacak mı? Göreceğiz. Şenur ablacığım hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Evet, sofrayı nasıl buldun Şenur ablacığım? Dünkü kadar şık değil ama idare eder. İdare eder. Şıklıktan evet. Kastın şatafatı mı az yoksa masada dirlik düzen mi yok? Düzensiz görmüyorum, düzenli. Okey, o zaman biraz yaldızını az bulduğun evet. için. Şatafat konusunda yorum yapmayacağım Kadir Bey. Çünkü daha önce de söylemiştim, şatafatla hamaratlığın hiçbir alakası yok. Evet, havam. Şenur ablanın sabahki yorumuna ne diyeceksin? Durmuyor. Hangisine? Sabah Şenur abla dünle alakalı bayağı içerlenmiş galiba. Üstüne basa basa adaletli olun dedi. İlk gün sesiniz çıkarttınız, dün niye bu kadar naiftiniz? Dün neden bu kadar ses çıkartmadınız gibisinden cümleler kurdu. Bu konuda ne diyorsun? Yani şöyle, ilk günde ben yine aynı şekilde hani sadece fark ettiğim şeyleri söylemiştim. Dün de fark ettiğim şeyleri söyledim ki kaldı ki siz zaten tam sofra hazır olmadı dediniz. Yani hani onun üzerine ekstra bir şey söylemek biz de zaten dedik. Hani olmadıysa tamam dedik yani. Çünkü ben koydum. Bunları fotoğrafını da gösterdiniz. Hani onun üzerine de daha yani üzerine gidecek. Daha konuşmaya gereksiz mi? Ki hatta şey de oldu. Hani Şerife Hanım da dedi hatta 4 saat içerisinde yani ay, yarım saat içerisinde 4 çeşit yemek yapıyordu dedi. 2 saat içerisinde 16 çeşit yemek yapmak demek ki yetişmiyormuş. Sofra kalmış dedi. Evet. Hani onun üzerine de zaten evet aynı şekilde dedik. Hani bu menüde mi zorluk vardı diye. Üzerine ben söylediğimizi düşünüyorum. Peki orada. Şerife Hanım dün masaya yarım puan verdi. Ona çok şaşırmışsınız. Neden şaşırdınız? Yani şöyle aslında o zaman mesela evet o konuda Şenur ablanın da yemeği mesela yarımdı. O zaman yarım puan da oradan verilebilseydi olabilirdi. Yemeği yarım değildi ama Şenur Hanım'ın. Ana yani, yemeği yoktu. Ana yemeği yoktu. Yarısı ya olmuş. Hani yarım puan masaya. Aslında masa belki tam masa olmadığı için eksik vardı ama Şenur ablanın. Masasında bir eksik yoktu. Şenur ablanın değil, hayır. Kimin? Şeyin, Sultan Hanım'ın yarım şimdi puan şöyle, verin dediniz ya onu ben, diyor. Bana göre Şenur Hanım'ın ana yemeğiyle dünkü masa aynı kıvamdaydı. Neden diyeceksiniz? Şenur Hanım'ın ana yemeğinde tüm malzemeleri hazırdı, birleşmemişti sadece. Dün de masanın yarısı vardı, yarısı yoktu. Yani ikisinde de zaten belirli bir kısım şeyler ortadaydı. Yalnız ana sonuca varılmamıştı. Yani o zaman Şerife Hanım'ın bakış açısına göre Şenur Hanım'a da bir yarım puan vermesi mi gerekiyordu? Yani evet. Oradan o evet Şerif Hanım ne diyorsunuz bu iddialara karşı? Neden yarım puanı dün kullandığınızda Şenur Hanım'ın gününde kullanmadınız? Şenur Hanım'ın masası tamdı. Onun yemekleri eksikti. Pilav sarmıştı, çorba yok, kesilmişti. Sadece bu ana yemekle sofrayı kıyaslıyoruz şu anda. Yani iki yetişmemiş şey vardı. Siz dünkü yetişmeyen şeye yarım puan verdiniz ama Şenur Hanım'ın gününde hiç puan vermediniz. Yani yarım puan, şimdi 2,5 puan verilmedi, verilmiyor yani. O yarım puanın üstüne bir yarım daha katmam gerekecekti benim. Nasıl yani? Şimdi 2,5 puan veriliyor mu masada? Verilmiyor. Yani dün, şey demek istiyor galiba, iki şeyi beğendim zaten, 2 puan verdim. Masaya da yarım yani puan siz, sadece veremeyeceğim. Dün siz Sultan Hanım'ın yemeklerine 1,5 puan verdiniz, üstüne yarım da sofradan mı koydunuz? Yarım sofradan koydum, yarım salatadan koydum, bir pilavdan bir çorbadan koydum. O şekilde bir matematik yaptınız. Öyle yaptım. Şerife Hanımcığım, sofrayı nasıl buldunuz, menüyü nasıl buldunuz? Sofrayı güzel buldum, ben ketenle uyumunu da beğendim. Ama uçuştu mu uçuştu mu bilmiyorum ama tüy buldum burada bir tane Kadir Bey. Olabilir ya, kumaş evet. Biraz keten ya. Yani kaşıklar biraz tozlu buldum ama şey olabilir ama eksikleri var. Kaşıkların neresi tozlu? Benim kaşığımda var. Bakayım, çiçekten gelmiştir o. Evet galiba biraz da ketenle çiçekten alakalı. Çiçekten gelmiş de ben evet, çiçekten bu arada dokunmuş sanki. Evet, çiçekten gelmiş. Bir de keten olduğu kumaş için biliyorsunuz. Kumaş da öyle toz tutuyor. Evet, bir de hani çiçek, kuru gül, kuru çiçek o yüzden hani ondan gelmiş olabilir. Olabilir. Peki menü hakkında ne düşünüyorsunuz? Dün Nazime Hanım dedi ki ben aşçı yardımcılığı yaptım. Siz dediniz ki ben direkt aşçılık yaptım. Peki Nazime Hanım aşçılık yardımcılığı yapmış biri olaraktan bugün iddialı ve zorlu bir menü seçmiş mi kendi adına? Hayır, seçmemiş. Neyi zor değil? Muradiye çorbasından başlayayım mı Kadir Bey? Buyurun. Muradiye çorbası tavuk suyuyla yapılan bir çorba. Tavuk suyuyla. Tavuk suyuyla yapılan ve içinde kesmesini siz yaptınız mı bilmiyorum ama şehriye olan, hamur olan bir çorba. Evet. İçine o sebzeleri küp küp doğradınız mı bilmiyorum ama bana göre basit bir çorba. İçinde bir kere şey yok onun. Neydi o? İlk söylediğiniz. Tavuk suyuyla yapmadınız tavuk mı? Tavuk suyu yok. Bulyon mu kullandınız? Tavuğun direkt kendisi var. Tavuklu yaptınız. Göğüs, evet.
Zaten tavuk etli o. Tavuk etli. Yani tavuk etli. Tavuk suyunu mu kullanması gerekiyor? Ya ben öyle zannettim. Hayır. Tavuğun direkt kendisi var. Su yok. Peki bu dediğiniz erişte ne oluyor? Sebzeleriyle birlikte. Hani erişte mi? Şimdi ben internetten araştırdığım zaman şehriye dedi. Ben tereddütte kaldım. Acaba kesme gibi mi, şehriye gibi mi orada? Şehriye. Zaten kesemezsin. Yok. Şehriye zaten bir kaşık atıyorsun. Yoğurt, ayrıca bir sos yapıyorsun. Bir de tavuğun kendisi var. Peki yoğurt var mı bu çorbada? Evet var. Kesilmiş mi, kesilmemiş mi çok merak ediyorum. Evet, onu biz yaparken de çok tartıştık. Onu göreceğiz bakalım önümüze nasıl bir çorba gelecek. Sizi mi şaşırtacak yoksa İnşallah şaşırırız. Kabartacak. Evet, şaşırmak isterim. Peki Sultan Hanımcığım siz nasıl buldunuz masayı? Dün ben de servis düzenini eleştirdiniz. Burada da servisler çok karışık duruyor. Kadir Bey'in tatlı servisi. Masamın küçüklüğünden sizin masanız çok büyüktü. Yana bırakılmış. Evet, buraya İşte yorum yaparken bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ama şöyle bak. Dün ben hani tüyden bahsettiniz. Ben çirkin bir şey diye söylemedim. Dün senin çorbanın içinde tüy gördüm. Çorbanı söyledim. Küçük böyle hani kaş gibi, bıyık gibi bir şey gördüm. Tabii ve kayıtlarda da var. Ben ayıptır zaten diye söylemedim. İnsanlar yemiş. Hani midesi falan. Neden 3 verdin o zaman? Neden 3 verdin? Neden 3 verdim? Şöyle. Tatlısını beğendim. Çorbası da ağırdı. Beğenmedin ama, evet. Hayır, beğendim çorbasını. Çorbayı sadece eksiği vardı dedim. Sadece birazcık su istiyordu. O çorbanın mı eksiği vardı? Su istiyordu dedim. İnce hani çorba su istemiyordu. Onun dışında hiçbir şey bir şey söyleyeceğim. Ben eğer önüme gelen çorbada davet sofrasında tüy görürsem o çorba mükemmel de olsa o çorbayı beğenmem. Ve neden beğendiniz o zaman? Hayır, hani tüy bir yerden düşebiliyor. Bak yine masada mesela. Tüy ben bunları kıldan bahsediyorsunuz. Zaten bak şey söylüyorsunuz. Kaş vardı. Evet, hepimiz yemiştik. Yedikten sonra gördüm. Yani midemiz bulanmasın diye söylemedim. Ama söylemen gerekiyordu. Söylemedim. Hatta kayıtlarda var. Çorbaya baktım böyle hatta aldım baktım dışarıda sonra. Dışarıda yemek dağıtırken bile içinde bir şey çıkınca biz numune poşetine koyup geri yolluyoruz. Aşçı görsün diye. Peki içinden kaş çıkmış çorbaya nasıl puan verdiniz? Biz de yedik. Nasıl puan verdiniz? Emeğim vardı ondan dolayı verdim. Zaten hani tatlını çok beğendim biliyorsun. Savundum da masanda tatlını. Yani iyi olan şey. Yani Sultan daha senin merhametinden mi puan aldı dün? Merhametimden derken zaten merhametli yani bir insan değilim. Asla değilim ama bir emeğe ver. Şöyle. Ben ona 2 mi verseydim yani? Hak ediyor mu 2'yi? Yani Sultan 2'yi hak ediyor demiyorum. Ama yani bak az bir şeyin yoktu. Nasıl bir şey yoktu? Şeynur Hanım sizin hiçbir şeyiniz yok. Masanızı böyle sanki atmıştınız. Zaten başlı başına fiyatsanız getirmişti yani. Bir daha duyabilir miyim? Ben biri hak ediyor muydum? Birine gittim o kadar emeğe karşı. Biri sen hak etmiyorsun. O zaman senin o kadın o merhametsizlik mi yaptı? Bilemiyorum. Ben o halde onu değiştir dedim. Kesinlikle değişmek kesin hakkı şeyim. Peki Sultan Hanım'ın gününde mi aklına geldi merhamet? Demek ki. Hayır merhametle alakası ben yok. Ben senin yemeklerine baktım. Bir kıl olmamış bir çorbadan nasıl? Aynı değil mi? Hayır, şey diyebilirdin o zaman. Ben şu an devam edemeyeceğim diyebilirdim mesela. Hiç gördüm. Yedikten sonra gördüm. Yani ama bak Şenir abla diyor ki kıl çıkmış çorbada yetişmemiş çorbayla aynıdır benim gözümde. Hayır, değil. Kadın yapmıştı yani. Kadın yapmıştı. Yani, hani kıl demedi zaten tüyden bahsetti. Orayı aynı şey kıl. Birisinden bak. Birisinin kaş gibi. Yani böyle kıvrımda. Dedi ben de tüyü nasıl görebilirsiniz? Bir şeydir. Eşyadan uçar kıl insandan düşer. Kiprik falan da böyle gördüm yani. O zaten gidene kadar biz şimdi işletmeye gitmiyoruz zaten. Burada yemek günümüzün menüsünü konuşuyoruz. Kiprik de. Ama işte sen bizim içmemizi mi bekledin bitirmemizi? Hayır, içtikten sonra gördüm. Ama sen söylemedim. İçtin de biz devam ediyorduk belki. Hayır. Herkes bırakmışsa yorum yapıyordu. O zaman yani şimdi yutmuşken keşke komple yutsaydın. Yorum yapıyordu. Yani orada şey isterdi mesela alıp kameraya göstermek. Kadının o çorbada emeği vardı. Vallahi aldım hatta. Kameralarda da var, kayıtlarda böyle aldım tam. Kamera gördü mü? Evet, gördü. Kılı gördü mü? Yani söyleseydim çekecektiler. Böyle tuttum, bayağı tuttum bak, böyle sonra bıraktım. Bak, az önce dedi ki kameraya gördü zaten. Yani şimdi üstü göster söyleseydim çekerlerdi. Çekmişler. Mesela böyle şimdi çekiliyor ya hani. Yani çorbanın içinden, gördü şimdi özür dilerim. Çorbanın içinden ne çıkarsa çıksın emek var diye susacak mısın? Ben demiştim Nazime Hanım bugün puan almak için dün puan vermiş. Nazime Hanım demek ki siz havadan puan verdiniz. Yediklerinizde puan vermediniz. Uyumsuz bulduğum ne var Kadir Bey? İçli köftede bulgur var. Zaten içerisinde kıyma var. Tekrar yanında mercimek. Yeşil mercimek salatası. Yeşil mercimek salatası. İkisi evet de bakliyat. Yeşil mercimek ama mercimek bakliyat içinde o çok az var. Böyle ağırlıkta yani mercimek ağırlığında değil. Yeşilliği içli köftenin yanına mercimeği asla yakıştırmadım. İçli köftesini mahvettiğini düşünüyorum ara sıcakta. Yeşil mercimeği bırakarak. İçli köfte evet çok güzel. Ama yeşil mercimek çok uyumsuz geldi keşke bana. Keşke tek başına içli köfte yapsaydın. Yanına hani görsel amaçlı hem de uğraştırıcı bir şey. Yani ana yemeğimiz zaten çok ağır. Koymak tekrar peşine içine galeta unu giren bir şey. Her taraf karbonhidrat. Bilmiyorum.
yemeklerim var yanımda. Mercimek aşamalı mı dedin az önce? Mercimek aşamalı. Ne aşaması var mercimeğin? Yeşilliği çok. Yeşilliğin ne aşaması var? Büyüdü geldi sana. Ne aşaması var yeşilliği? Ne demek büyüdü geldi sana ya? Yani sen burada büyütmedin. Kendin niye yetiştirdin? Şöyle, niye kendimi yetiştirdim? Siz kendiniz mi yetiştirdiniz? Yetiştirmedim. Hayır, hayır, hayır. Aslında ama aşamalarını bana siz bana konuşuyorsunuz diyorsun ama siz vallahi yorumlarınıza çok farklı şeyler katıyorsunuz. Aa, mercimeğin ne aşaması var? Salatanın mercimeği ne aşaması haşlayıp, var? O mercimeğin dağılmaması gerekiyor. Ondan sonra çok zor. Yeşillik, kaç çeşit yeşillik var? Dereotu var, nainesi var, ondan sonra sirkeli maydanozu var. Sirkeli suya falan var. Yatırdınız mı bunları sirkem aşama olarak? Sirkem yok diye sirkeli suya yatırın, suya yatırdık. Ha, bekledik. Ne kadar bekledi? Yaklaşık 20 saat kadar bekledi. Belki de 1 saat. Gerçekten şu an çok saat. Saçma buluyorum tabii. Yani. Oturduk. Yeşilliğin yıkama aşamasını tartışıyoruz. Yıkama aşamasını değil, o öyle Nasıl söylüyor. Anladım, ben de cevap söylediniz. Aşamalı şey dedin. Ben de sordum tek aşamayı. Tek tek doğruyorsun, ben bir şey söylemedim. Yıkıyorsun, tek tek doğruyorsun. Onların mercimeğin soymasını aşamasını merak ettim. Bir sordum. Şey söyleyeceğim. Buyurun. Sizi de göreceğim. Mercimeğin soyup soyması lazım. Sıcak sıcak o yeşilliği katarsan zaman yok ya. Ölüyor. Ölüyor. Evet. Ben o mercimeği hani soyuttum mu, dağıldı mı haşlarken, tuz attım mı mercimeğe, hani yeşilliğin sönüp mü sönmemesine bakmanız, puan vermeniz gerekiyor. Bakalım bugün hanımlar çorbanda eğer bir şey görürlerse susacaklar mı, söyleyecekler mi, göreceğiz. Sizce yani, susacak mıyız? Bence susmayacaksın. Susmayın da zaten. Susmayacaksın yani, tabii ki. Mesela ben şuna karşıyım. O gün sustuysan ertesi gün niye söylüyorsun? Evet, bana da çok saçma geliyor. Aynen. Artık yani gördüyseniz çok samimi bir şekilde bunu söyleyin. Yani inandırıcı olmadı hiç puan vermeyin. Yani inandırıcı değil zaten olmadı. Çünkü gerçek değildi. Bir de puan vermemek için büyük bir şeydir bu yani. Şöyle bir şey. Oradaki eşim nasıl içmeye devam etti? Biz ben içtik sorunu. Aynen öyle. Şöyle bir şey. Orada gerçekten Nazım Hanım o içerisindeki tüyü görseydi bunu arkadaşlar hani midesi bulanmasın diye göstermezdi ama onu o kameramanın gözüne sokardı. Yapar mıydı? Yemin ederim yok, yapardı. Ya da ben devam edemeyeceğim deseydi. Zaten anlaşılırdı. Anlaşılırdı zaten. Aynen öyle. Ben inanmıyorum. İnandırıcı ben değil. İnanmıyorum. Şu an Sultan Hanım'ın hırsından mı söylüyor? Ben tüy çıktığına inanmıyorum. Bence o şey masaya baştan. Peki niye Sultan'a böyle bir ithamda bulunuyor? Çünkü o onu eleştirdi ya şimdi. Susturmak o da illa için susturmak için. O da kıl çıktı deyince zaten otomatikman sustu. Sultan dedi sağlamıyorum yapacağım. Evet. Ben ona böyle bir şey söyleyeyim susun. Sultan'a karşı çok natifti, onu bekliyordu. Evet çok natif. O da bana yapmasın diye. Evet. Sultan Hanım söylenince. Ha dün bilerek sustu. Evet. Çok da naif değildi aslında. Yine çok karışık yorumlar yaptı. Yok, Şenur Hanım. Herkesi mükemmel buldu. Çorbayı kalın buldu. Şenur abla kadar, Şenur'a galiba Şenur ablaya sert çıktı kadar çıkmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.